Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer sağdaki abone ol yazısına tıklayarak abone olabilirsiniz. Şöyle iki tane renkle bugün siyah kullanacağım yine. Motifin az bir yerinde kullanacağım. İki tane renkle yine bir istek model paylaşacağım sizlerle. Umarım beğenirsiniz. Motifin anlatımını yapacağım şimdi. Şöyle başlıyoruz. 5 numara 1,50 mm'lik bir tığ kullanıyorum. Evet. Ortadan 13 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane zincir çektim. İlk zincirin içine batıyorum. Birleştiriyorum burayı. Şöyle büyük bir halkamız olacak. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Şimdi buraya bunun yanına 2 tane daha beşli trabzan yapacağız. Tığımızı 2 defa doluyoruz. Pardon, 3 defa doluyoruz. Boşluğa batarak önce 1 ilmek, sonra 2, 2, 2 çekiyorum. 4 defa çektim. Şimdi 5. çekme işlemini yapmıyorum. Bir tane daha yapıyorum aynısından. 1, 2, 3 tane doladım. Yine önce 1 ilmek, sonra 2 2 alarak şöyle 3 ve 4 defa çekmiş oldum. Şunu da alalım. Evet, yavaş yapacağım derken tığdan kaçırdım. Şimdi 3 ilmeği birlikte topluyorum. Zincirle birlikte 3 tane trabzan yapmış olduk. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane zincir çektim. Tığımı yine 3 defa doladım. Tekrar batıyorum buraya. Önce 1, sonra 2 2 çekerek 4 defa çektim, bıraktım. 3 defa doladım. 1 2 3 4. Tekrar 3 defa doladım. 1, 2, 3, 4. Hepsini birlikte çekerek kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Aynı işlemi tekrar ediyoruz halkanın içine. 1, 2, 3, 4. 3 doladık. 1, 2, 3, 4. 3 ilmeğim var şu anda. 3 doladım tekrar. 1, 2, 3, 4. Şimdi hepsini birlikte çekerek kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 defa doladım tekrar. Şimdi 4. yaprağı yapıyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Evet. 3 taneyi tamamladım. Tekrar kapattım. Şimdi tekrar 7 zincir çekeceğiz. Aynı şekilde devam edeceğiz. Bu şekilde 12 tane yaprağımız olacak. 12 yaprağı tamamlayıp dönüyorum arkadaşlar şimdi. Evet arkadaşlar, tamamladım şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane yaprak yaptık. Aralarda 7 zincir çektik. Şimdi 7 zincir çektim tekrar. Geliyorum ilk yaptığımız bu üçlü grubun tepesine. Şöyle birleştiriyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Burada ipimi kesiyorum. Bunu isterseniz böyle tek motif olarak da kullanabilirsiniz. Şimdi şu arkadaki ipimizi de temizleyelim. Bunu da trabzanların altında buraya kadar gizledik. Şimdi şöyle daha ince bir tığ alıyorum. Bunları da yaparken gizlersek her motifte daha rahat ederiz diye düşünüyorum. Böyle iki renkli yapacaksak eğer, tek renkte yapabilirsiniz. Bunu çok basit bir model aslında.
Ama iki renkli görünümü daha güzel. Bir sıra siyah geçeceğim şimdi üstünden. Evet, şöyle de tek renk olarak kullanabilirsiniz. Şimdi siyaha geçelim. Aslında bunların markaları aynı arkadaşlar. Bakın bu şöyle aynı derken Altın Başak Maxi diye geçiyor. Koton Mercer'de. Çok önce aldığım ipti. Sonra bunlar böyle çıkmaya başladı. Bu da Ören Bayan Maxi diye geçiyor. Şu biraz daha, bir tık daha ince. İçinde kalsın yine. Şimdi siyahla bir tık ince olduğu için zincir sayısını bir tane fazla çekeceğim bundan. Modelin şablonunu videonun altında açıklamalar bölümüne linkini ekleyeceğim arkadaşlar. Oradan alabilirsiniz isterseniz. Şimdi herhangi bir boşluktan başlıyorum. Şöyle bir boşluğa ipimi geçirdim, tığımı geçirdim. Bir tane zincir çekelim buraya. Şöyle, sonra bunu gizleyeceğiz. Geçiriyorum boşluktan, ilmeği geçiriyorum sadece. Şöyle bir zincir, bir tane de sık iğne yapıyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Aynı boşluğa tekrar batıyorum. İpi de yine altında getirdim. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğa giriyorum. Bir sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Aynı boşluğa tekrar batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Şimdi burada şablondakinden bir tane zincir fazla çekiyorum. Şablonda bir eksik olacak. Eğer şablona bakarsanız. İpim biraz daha ince olduğu için bu şekilde yapıyorum. Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir sonraki boşluğa giriyoruz. Bir sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir. Aynı boşluğa tekrar. Bir sık iğne. Şöyle alalım. Evet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir sonraki boşluğa girdim. 1, 2, 3, 4 zincir. Her boşluğa girdiğimizde 4 zincir çekip tekrar aynı boşluğa bir sık iğne yapıyoruz. Bu siyahla bu şekilde bir sıra gideceğim arkadaşlar zaten. 1, 2, 3, 4, pardon 4, 5, 6, 7, 8 zincir. O da böyle bir sıra zincir olacak. 1, 2, 3, 4 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 4. Farklı bir renk katınca da böyle gözüme güzel görünüyor benim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şimdi devam edelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir sık iğne. 1, 2, 3, 4. Tekrar bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Bir sırayı komple bu şekilde dolanıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bir sık iğne, 1, 2, 3, 4, tekrar bir sık iğne,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, pardon, 4, 5, 6 değil. 4 yapacaktık burada. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet, son boşluğa geldim. 1, 2, 3, 4. Aynı yere batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çekiyorum. Şimdi burada yaptım. Başlarken, ipi bağlarken bir sık iğne yapmıştık. Bu sık iğnenin içine girelim. Şöyle birleştirelim. Şimdi bir tane tekrar zincir çekiyorum. Siyahla burada işimi bitiriyorum. Bu arada böyle çizgi gibi kalacak. Şimdi zincir yaptığımız için bunları gizlemesi biraz zorlayabilir. Yine böyle ince bir tığ alıyorum. Şöyle zincirin içinden, diğer renkten gizleyemiyoruz, renk görünmesin diye. Zincirin içinden arkadaşlar bu şekilde birkaç ilmek ilerleteceğim. Evet, şimdi bu şöyle biraz buraya ilerleteceğim. Sonra da buraya ilerleteceğim. Keseceğim onları. Onları yapıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, şimdi tamamladım. İplerini de gizledim arkanızda. Tertemiz. İsterseniz bunu yine şimdi üzerine tekrar bu renkten dolgu yapacağım ben. Bu siyahlar. Daha doğrusu sadece şuralar görünecek, kenarlar görünecek. Böyle ince bir çizgi halinde. Bunu isterseniz bu şekilde tek bir motif olarak da kullanabilirsiniz. Bu boşluklardan birleştirerek çok güzel desenler çıkar ortaya. Şimdi diğer renge geçiyorum. Siyahı kaldıralım. Tekrar aynı rengi alıyorum. Yine bir tane zincir çekelim. Şöyle. Herhangi bir boşluktan başlayalım. Yine büyük boşluktan. 8 zincir çektiğimiz boşluktan giriyorum. Zincir çekmiştim. Şuradan ilmeği geçirdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet, 7, 8 yapalım biz bunu. 3, 4, 5, 6. Yok, 7 yeterli. 7 yeterli arkadaşlar. Buradan 1, 2, 3 diyorum. Şimdi 3. zincire batıyorum. Bir tane pipirik yapıyorum. Tığımı bir kez doladım. Şimdi şu eklediğimiz ipi de altta getireceğiz. Bir trabzan yapıyorum. Üçlü trabzan. Şöyle. 1, 2, 3, 4 zincir. Şu iki trabzanın, yani şu zincirle şimdi yaptığımız trabzanın arasına giriyorum. Bu sefer pipiriği bu şekilde yapıyorum. Şöyle bir pipirik. Tekrar bir doladım. Yine aynı boşluğa batıyoruz. Bir tane daha üçlü trabzan. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir. Yine son yaptığımız bu trabzanın arkasındaki boşluğa, şu ikisinin arasına giriyorum. Şöyle. Kapatıyorum. Yani zincirle beraber 3 tane trabzanımız, 3 tane de pipirimiz olacak. Bunu da gizlemiş olduk buraya kadar. Şimdi zincir yok. Tığın başını doluyoruz. Diğer boşluğa geçiyoruz. Buraya 5 tane üçlü trabzan yapıyoruz. 2, 3, 4, 5 tane siyahlar artık diğer rengin içinde kalıyor. Evet, şimdi 5 trabzandan sonra buraya yine 3 tane pipirik yapacağız. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz. Bu son yaptığım trabzanın tepesinden doğru giriyorum. Şöyle birleştiriyorum. Şurada 2 tane ilmeğim var. Tekrar 1,
2, 3, 4 zincir çekiyorum. Şimdi az önceki birleştirmede oluşan şuradaki 2 ilmeğin üzerinden tığımı geçiriyorum. Tekrar çektim. Sık iğne yapar gibi kapattım. Şimdi burada bakın 2 ilmek oluştu. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Şimdi hemen buradaki 2 ilmeğin arasına girdim. Tekrar kapattım. 3 tane piplik yapmış olduk. Bir kez tığımı doluyorum. Aynı boşluğa tekrar giriyoruz. Ve 5 tane trabzan yapıyoruz. 2 3 4 ve 5. Bu şekilde. Boşluğun bir tanesi bu şekilde, bir tanesi bu şekilde. Şimdi tekrar tığımızı doluyoruz. Zincir yok aralarda. Diğer boşluğa geçiyoruz. Şu aradaki küçük boşluklara herhangi bir işlemimiz yok. Diğer boşluğa girdim. Bir tane trabzan. 1, 2, 3, 4 zincir. Şurada 3 değil 4 yapacaktık arkadaşlar. Onu yanlış anlattım. Şimdi buraya gelince bunu birleştirirken burada tekrar hallederiz. Şöyle yapalım şimdi. Bir trabzan yaptım. Bir doladım. Tekrar bir trabzan yapıyorum. 2 tane trabzan. 1, 2, 3, 4 zincir. Bu son yaptığım trabzanla ilk yaptığım trabzanın arasına giriyorum. Şöyle kapattım. Bir doladım. Üçüncü trabzanı yapıyorum şimdi. 1, 2, 3, 4 zincir. Yine aynı şekilde bu trabzanla şu trabzanın arasındaki boşluğa arkaya doğru batarak bir pipilik. Burada trabzanın üstüne batarak yapmıyorum. Çünkü şöyle küçük boşluklar elde etmek istiyorum. O yüzden tam araya batarak yapıyorum. Şimdi dördüncü trabzanı yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Yine aynı şekilde arkadaki boşluğa batıyorum. 4 trabzan. Bir pipilik olacak arkadaşlar burada. Burası da öyle olacak. 3 ile başladık ama dönüşte buraya geldiğimizde şurada bir trabzan yapıp öyle birleştireceğim. O şekilde düzelteceğiz. Şimdi tekrar devam edelim. Şöyle gerdirip gerdirmediğine bakın. Normal görünüyor benim elimde. Bir sonraki boşluğa giriyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane trabzan. 1, 2, 3, 4 zincir. Şimdi pipirikleri yapıyoruz. Yine bakın buraya son yaptığımız trabzanın üstündeki şu iki boşluğa, iki ilmeğe giriyorum. Çektim. İkisini birden aldım. Bu ikisini birden alırken şurada bakın iki tane ilmeğim oluşuyor. 1, 2, 3, 4. Şimdi bu iki ilmeğin arasına giriyorum. Tekrar 2 ilmek aldım. Bu 2 ilmeğim oluştu. 1, 2, 3, 4. Buradaki 2 ilmeğin arasına girdim. İkisini birden aldım. Şöyle 3 tane pipirik yapmış olduk. Bir doladım. Aynı boşluğa yine 5 tane trabzan yapıyorum şimdi. 2, 3, 4 ve 5. Evet. Burayı da tamamladık. Şimdi diğerine geçiyoruz. Yine buraya da 4 tane yapacağız. Önce 1 pipiliği yapmadan ikinciyi de yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Şimdi arkasına batıyorum. Bu trabzanın 2 ilmeği birlikte alıyorum. Bir doladım. Üçüncü trabzanı yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir. Hemen arkasına batıyoruz. İkisini birlikte alıyoruz.
1, 2, 3 de çıktık. 1, 2, 3, 4 zincir. Hemen arkasına batıyoruz. İkisini birlikte alıyoruz. Evet, tekrar diğer boşluğa. Evet, bu şekilde başlangıç noktasına kadar geleceğiz. 5 tane trabzan yapıyorum şimdi. Sonra yine şuradaki pipilikleri bir kez daha yapalım beraber isterseniz. 1, 2, 3, 4 zincir. Tepeden girdik. İkisini birden aldık. 1, 2, 3, 4 zincir. 2 ilmeği aldım. Çektim. 1, 2, 3, 4 zincir. İkisini birden aldım, kapattım. Bakın şöyle dümdüz çıkıyor bu. Bu şekilde istediğiniz uzunlukta böyle pipilikler, zincir tarzı şeyler de yapabilirsiniz. Ve pardon, zincir yok artık. 3 tane pipiliği yaptık ve 5 tane trabzan yapıyoruz. Dört ve beş. Şöyle düzeltelim. Evet. Şimdi bu şekilde arkadaşlar geleceğiz başlangıç noktasına kadar. Şimdi şurayı tekrar birlikte yapalım. Evet, sona kadar geldim arkadaşlar. Bakın bu şekilde hepsini tamamladım. Şimdi şurayı birleştirirken başta yaptığımız hatayı düzeltmemiz lazım. Bu boşluğa batıyorum. Bir tane trabzan yapıyorum. Sonra geliyoruz. Burada zincir çekmiştik. 3 tane. Tam üçüncüsüne, pipiliğin dibine batarak şu şekilde birleştiriyorum. Burayı da 4 trabzanı tamamlamış oluyoruz. Şöyle bir tane yine zincir çekelim. Ve keselim. Böyle güzel bir model olduğunu düşünüyorum ben. Bakalım sizler beğenecek misiniz? Beğenip beğenmediğinizi yazarsanız bana sevinirim tabii ki. Şimdi şu ipimizi de yine gizleyelim. Arkalardan düzgün bir şekilde bunları iki renk olunca maalesef ki bu işler oluyor. Evet, şunu gizlemiştim. Onu da keseyim oradan. Bu kadar. Bunu bu şekilde. Şurada ne kalmış? Allah Allah, bir şey de yokmuş. Şöyle bu şekilde yaparak, birleştirerek arkadaşlar çok güzel şeyler yapabilirsiniz. Bakın ben çok beğendim. Şu pipiliklerden de birleştiriyorsunuz. Daha büyük modeller yapabilirsiniz. Böyle baklava dilimi gibi bir şeyler yapılabilir. Yuvarlak modeller yapılabilir. Kare olarak ekleyemezsiniz. Çünkü şöyle kare düşünün. Şurası bir kare. Pardon, bir kenar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kenar. Etrafına, ortada bir tane, etrafına da 6 tane yaptığınızda yuvarlak bir model elde etmiş oluyorsunuz. Bunu etrafına öre öre kocaman bir yuvarlak da yapabilirsiniz. Ya da böyle baklava dilimi şeklinde, oval şekilde bir model yapabilirsiniz. Onu da yine işte bir motif, şöyle düşünün. Bu birinci motif. 2, şuraya da üçüncü, ikinciyi ekliyorsunuz. Üçüncüyü daha doğrusu. Yani bir motif burada, iki motif burada, üç motif burada, böyle artarak devam edecek. Anlatamadım bir türlü. Evet, bu şekilde modelimiz arkadaşlar bugün de. Yine isteyen arkadaş da umarım beğenmiştir, rahatlıkla örer. Dediğim gibi şablonunu da bırakıyorum. Oradan da yapabilirsiniz. Şablonda sadece dikkat etmeniz gereken şuradaki zincir sayılarının, ipim ince olduğu için şablondakinden bir tane fazla çektim.
Ama o da orada güzel durdu. İncecik incecik. Evet. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlardan yazabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırım oradan da. Şimdi hoşça kalın diyorum. Daha güzel modellerde görüşmek üzere.